2023-2024 eğitim öğretim yılında da sorunlarımız çığ gibi büyüdü. Çocuklarımızın layık, kamusal eğitim hakkı için müfredat geri çekilmelidir. Öğretim programı hazırlanması bilim alanı olmasına rağmen yapılması gereken en temel basamaklar dahi izlenmeden müfredat hazırlanmıştır. Gerekçesi belirtilmemiş, pilot bölge uygulamaları yapılmamış, alanın özneleri öğretmenler, akademisyenler ve biz veliler yok sayılarak kapalı kapılar ardında hazırlanmıştır. Müfredatta eğitim yerine marif kelimesinin kullanılması siyasi, ideolojik bir tercihtir. Tüm derslerin bir değerle, o değerlerin de dini kavramlarla eşleştirildiği, fizikten matematiğe bütün derslerin din derslerine dönüştürüldüğü bir öğretim programı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Okul öncesi Kur'an kursları ile dini eğitim 4 yaşa düşürüldü. Okul öncesi eğitim tüm çocuklar için ücretsiz, eşit, layık, kamusal olmalıdır. Eğitim okul öncesi tüm çocuklarımız için ücretsiz, layık, kamusal olmalı. Okul öncesini desteklemek için ihtiyacı olan tüm öğrencilere burs verilmelidir. 2 milyonu aşkın çocuk işçileştirildi. MESEM'lerle 1,5 milyonu aşkın öğrenci okullardan koparıldı, işçileştirildi. Şura'nın ikinci adımı mesleki eğitim adı altında çocuk işçiliğinin yaygınlaştırılmasıydı. Ocak'ta mesleki eğitim merkezlerindeki kayıtlı sayı 159 bin iken bu sayı Kasım 2022'de 1 milyonun üzerine çıktı. MEB'in açıkladığı son sayılarda 1,5 milyonun üzerine çıkmış durumda. Son bir yılda sadece MESEM'lerde 9 çocuk iş cinayetinde yaşamını kaybetti. MESEM'ler dışında da 2 milyonu aşkın çocuk işçi haline getirildi. Yoksul aile çocukları okuldan koparıldı. Emekçilerin, halkın vergileri, emeği, alın teri ile emekçilerin çocukları sermaye için bedava iş gücü haline getirildi. Öğretmenlik meslek kanunu ile öğretmen kaybederse çocuklarımız da kaybeder. Üçüncü adım ise yeni rejimin hedefleriyle uyumlu öğretmenlerin kamu hizmeti veren ve kamu emekçisi kimliğine hedef alan öğretmenleri halkın değil iktidarın öğretmeni haline getirmeyi amaçlayan öğretmenlik meslek kanununun çıkarılmasıydı. 3 Şubat 2022'de yasallaştı. Öğretmenlerin yoksulluk sınırının üstünde eşit işe, eşit ücret, eşit haklar, kadrolu, güvenceli istihdam talepleri yok sayıldı. Memleketimiz tarihinde görülmemiş boyutta kitlesel okul terki yaşadı. MEB'in açıkladığı 2020-2021 istatistiklerine göre salgında artan eşitsizliklerin yoksulluğun artışı ile daha da derinleşmesi sonucunda 1.002.892 çocuğun örgün eğitim dışına çıktığı açıklandı. Okul kaydı olup gitmeyenler ve devamsızlıklarla ilgili veriler ise paylaşılmadı. Yetersiz beslenme çocukların fiziksel gelişimini, okul için hazır bulunuşluğunu, akademik başarısını ve okula devamını da etkilemektedir. Dünyada bu sorunların çözümü için en etkili ve en yaygın şekilde kullanılan müdahale programı okul yemeğidir. Başta kız çocukları, özel eğitim gereksinimi olan çocuklar olmak üzere dezavantajlı tüm öğrencilerin eğitime katılımını sağlayan temel araç da okul yemeğidir. Herkesi Öğrenci Veli Derneğimizin kurulması yönünde büyük çaba gösterdiği Türkiye Okul Yemeği Koalisyonumuzun sesine ses olmaya çağırıyoruz.